Selim kaptana hoş bulduk lakabı takıldığı zaman onun üç oğlu da sağdı. Felek hoş bulduğun neşesinin dayanıklılığını mı denemek istedi yoksa onu kıskandı mı her neyse. Üç oğlunu birer birer mezarlığa gönderdi. Dokuz yaşındaki bir oğlu bardakçıya su başı sefasına gidenlere yalın ayak olarak demet demet marul satarken akrep tarafından ayağının topundan sokuldu. Çocukcağız bir saat herkesin önünde morara morara debelendi durdu. Ne yapıldıysa kar etmedi. Doktor Erlih'in yılan ve akrep zehirine karşı icat ettiği meşhur serumu bilen yoktu. Nihayet ağzından köpükler salarak öldü. Belalar yalnız gelmedikleri için boş bulduk kaptan bir deniz seferi dönüşünde ikinci oğlunun sekiz yaşındaydı. Dut ağacından düşerek beli kırılıp başı yarıldığı on gün ateşler içinde baba, baba diye sayıklayarak ölmüş olduğu haberiyle karşılaştı. Bu iki ölümden sonra hoş buldu kaptan meraktan titreye titreye sefere çıkar. Üzüntü içinde dolaşır yine meraktan titreyerek seferden dönerdi. Son çocuğuna gelince bir gün sokakta oynarken kuru incir yüklü bir deve tarafından tepildi. Çocuğun başı daracık sokakta bir duvarın taşlarına çarparak patladı. Beyni taşlara sıvandı. Oğlunun gözevinden fırlayan, dünyasına doyamamış Ela gözünü hoş buldu kaptan sokağın tozu toprağı içinden kaldırarak yine gözevine koydu. Parmaklarına bulanan kanı bir türlü yıkamaya kıyamıyordu. İşte böylecedir ki ölüm meleği Azrail ölüm orayla üç kere canına vurmuş. Ondaki yaşamın arzusunu biçip uçurmaya çalışmıştı. Ama Selim kaptandaki yaşama gücü kırılmamış. Ölümün orağı kırılmıştı. Çünkü Selim Reis ölen üç çocuğu yerine denizcilerin, gemicilerin, başkalarının ne kadar öksüz ve yoksul kalmış çocukları varsa onları bir komşusunun dediği gibi sürüsüne bereket sürü sürü evine getiriyordu. Bu çocuk yaylımları ve kasırgaları karşısında Karısı şaşalıyor kocasına iki elle bunları dövmeye yetişemiyorum hiç olmazsa yirmi elim olmalı diye dert yanıyordu. Hoş buldu karısına gülüyor. Oldu olacak kırıldı nacak. Bu çocuklara bizimkilerin yerine tut çocukların eksik olmasındansa gülüp gülüşüp gülül demeleri daha iyi değil mi ya? Düşün bir defa koy ki topu da birden Allah eski kesin öldü o zaman ne yapardın? Onları şimdi yirmi elle dövmeye yetişemediğini söyleyen sen o zaman kırk gözle ağlama yetişemezdin. Ah kadınım, ben seni hiç bilmez olur muyum diye cevap veriyordu. Kendi kanalarının yanlış ve delice olmadıklarına bir türlü kanmayan kadın dıştan, hoş bulduk tarafından desteklendikçe acaba yanılıyor muyum, yoksa delilik mi ediyorum, el benimle alay edecek gibi şüphelerin hepsinden kurtulurdu.'' Çocukları sevmenin bir delilik olmadığını görünce de vur patlasın, çal oynasın, kana kana severek sevgisinin tadına varır, sevinir. Sevinci dolayısıyla da hoş bulduğa karşı büyük bir şükran duyardı. Ne var ki hoş buldu kaptanın işleri zaten ne zaman iyi gitmişti. Yüz bütün fena gitmeye başladı. Önce birkaç dönüm tarlasını sonra koca kayığını haraç mezat sattı. Elinde ufacık evi bir de büyük geminin yedeğinde sürüklediği ufak sandalı kalmıştı. Borçları dağıttıktan sonra elinde kalan az buçuk parayla evine yakın bir dükkan kiraladı. Orada bakkallık etmeye karar verdi. Müşterilerin kıt olduğu saatlerde dükkanı çocukların birkaçını emanet eder. Sandalına atlar. Vakti olursa koca kaya adasına olmazsa daha yakın bir yere balık avına giderdi. Kocakaya adasına gittiği zaman orada martısını bulurdu. Açıklarda yapayalnız kalan her denizcinin yüreğinde evlat, kardeş, arkadaş sevgisi, insan yokluğunda hep canlı yaratıklara bağlanır. Yaradılıştan hayvan sevgisiyle doğmuş çocuklarını kaybetmiş olan hoş bulduk Selim Reis de bu duygu öteki denizcilerinkinden daha fazlaydı. Selim dedi. İnsanlardaki bu eğilimin hayvanlarda da az çok bulunduğunu biliyordu. O mahut Dirmil yolculuğunda Pars'ın bile bir tehlike, bir yoksulluk, bir öksüzlük duyduğu zaman kuzuyu yemeyi unuttuğunu, kuzuya bile kardeş yaratık gözüyle bakarak ona yanaştığını görmemiş miydi? İşte bundan dolayı hoş bulduk. Koca Kaya adasındaki Martı kendisine deniz yoldaşı edilmişti. Martı'nın garipsi sesi içini karıştırıyordu. Selim de ölmüş olan çocuklarının hasretini uyandırıyordu. Hoş bulduk onu. Na 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 diye çağırınca mutlaka gök yahut deniz mavilerinden beyaz bir nokta olarak peydahlanır. Ağara ağara gelir, omzuna konar gözlerini balıkçıya çevirerek onunla göz göze kalırdı. Kuş sanki uzak geçmişlerin, uzak bilinmeyenlerin derinliğinden bakardı da, "Aramızda akrabalık yok mu sanıyorsun? Sen de benim gibi garip bir deniz kuşusun." dermiş gibi olurdu. Ne var ki ticaret miskalle dostluk kantarla deyip de ticareti kantarla yapan dostluğu da miskalle satan bir dünyada Selim dede dostluğunu da ticarette kantarla yapa yapa sıfırı tüketip sermayeyi kediye yükletti. Ne olacak elleri böğründe olarak param yok çocuk da hasta bir okka pirinç ver de seferden dönünce öderim diye yalvaran denizciye namerde muhtaç olduğu etkisinin mi verecekti? Ver Ali'ye yaz duvarının sonu tabii bu olacaktı karısına. Sen merak etme ben hem bizim hem de çocukların ekmeğini balıktan çıkarırım demişti. Ne var ki aradan çok geçmeden karısı da ne oldu pek anlaşılamayan bir hastalığa tutuldu. Kasabada doktor da eczanede olmadığı için kadın çırpına çırpına öldü gitti. O da üç çocuğunun yanına gömüldü. Hoş bulduk. Hem balığı tutmayı hem yemeği pişirmeyi tek başına başaramıyordu. Birçoğu denizci dalga yetişmişlerdi. Onlar ayrılıp başlarına çaresine baktılar. Ötekilerin geçimlerini sağlamak için evi danacıların hanifeye sattı. Halini gören bazı denizciler küçük yaşta olan öteki çocukları evlerine aldılar. Danacıların hanife'de kiraları düzenli ödeyemiyor diye onu evinden çıkardı. Hanife hoş bulduk için ben neyleyim balığı, bana kira parasına tutulmak için ara sıra balık getiriyor, ben paramı isterim paramı diyordu. Hoş bulduk Selim kaptanın çocuklarının mezarlıkta gömülü bulundukları yer evinin kapısından görünüyordu. Onları kaç yıldır örten otların, kışın yeşerdiklerini, yazın kuruduklarını seyretmişti. Artık koynunda kimseciye barındırmayan evinin işinden. Romatizmalı bacakları üzerinde sendeliğe sendeliğe çıkıp gitti. Uyur gezerler gibi yürüyordu. Danacıların Hanife'nin deyimiyle cehennemin dibine kadar yolu vardı. O günün gecesi. Belen köyünden geç vakit bodruma dönen himmetlerin Selim hoş kaptanın köy arası yaban yerlerde ara sıra başını havaya dikerek Na 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 diye bağırdığını görmüş. Kaptanın yanına varıp ne istediğini sormuş. Onun gözlerinde vahşi ve ısrar İngiliz bir parlaklık varmış içinden. Galiba kaptan büsbütün oynattı diye düşünerek ürküp eşeğini sürmüş. Ona müskebili Musa çavuş da rastlamış. Na 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 diye bağırdığını duyunca acıyan bir yüzle yanına varmış. Korkma ve hoş bulduk Selim dedi. Üç kere selaten tüncina oku. Sağına soluna üfle. Bir şey için kalmaz. Buralarda çok gezme. Ne tameli yerdir. Çok kişinin buralarda çarpıldığını gördüm demiş. Selim kaptan eyvallah demiş. Gülümsemiş. Musa çavuş eşeğini yoluna sürmüş. Hoş bulduk Selim dedi. De. Aksi yöne yürümüş. Fakat Musa Çavuş adımlarının sesinin kesilmesinden biraz ötede durduğunu anlamış. Başını döndürüp bakmış. Hani ya dağ başlarında büyük bir keder gibi yapayalnız dimdik duran kayalar olur ya. İşte hoş bulduk Selim dedinin tıpkı öyle irkilip bir şeyleri dinlemekte olduğunu görmüş. Acaba hayvanları mı dinliyor dillerinden anlara diye kulak vermiş. Tepe ardı. Yahşi köy sırtlarında çobanın birinin mani söylemekte olduğunu duymuş. Hazin bir sesmiş o. Yavaş yavaş davul dilerden başlamış sonra basamak basamak baş döndürücü tizlere çıkarak adeta çıldırtıcı bir çığlık haline almış. Her taraftan kılıçlar gibi keskin dağlarla kapalı ova insanlarının çöl olmuş bakımsız ovalarla çevrili dağ insanlarının acı bir sıla hastalığı ile dolu. Yol verin dağlar eğilin dağlar yolu türkülerinden birisiymiş. Nihayet işkence gören bir insanın kalın bir iniltisine benzemiş. Sanki bir insanın söylediği türkü değil yüzyıllar boyunca kötü idare ve zulüm görmüş olan yoksul, aç, çıplak Anadolu'nun sesiymiş. Ses kesilince ancak ormanların kalabalık halinde fısıldayışı bir de uzaktan uzağa köy köpeklerinin havlayışı duyulmuş. Ondan sonra da hoş bulduk Selim Kaptan'ın korkunç bir na 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 diye çağrışı. Musa Çavuş'un tüylerini ürpertmiş. Eşeğine de eh deyince arkasına bakmadan köyüne doğru hızla yol almış. Selim dedenin sandalından başka bir de çuluk almıştı. Onu Tepecik Camii'nin avlusunda duran batmış bir kayığın dum buçosuna kayıkların kıç tarafında güvertinin üzerinde küçücük bir odaya ya da yaslı bir kulübeye benzeyen bir yerdir. Taşımış. Artık orada yatıp kalkıyormuş. Dağlarda gezdiğinin ertesi günü Selim Kaptan'ı Dumbuço'nun içinde ziyaret edenler bir gün önce dağlarda. Na 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 diye neyi çağırdığını sormuşlar. Ama ihtiyar kaptan dağda gezdiğini de na na diye çağırmış olduğunu da hatırlamıyormuş. Ertesi günü Kocakaya adasına giderek demirini de Voltasını da denize atmıştı. Kayık ağır, ölü dalgaların üzerinde inip çıkıyordu. O da insanlardan pek uzaktaydı. Adanın omuzları köy, kasaba gibi insan topluluklarını taşımaz. Ancak açık denizlerin kalkıp inen dağ gibi dalgalarını yüklenir, suların gök gürültüsü gibi gürleyen çağlayanlarına bürünürdü. Kim bilir hangi deprem bu kayalar devini, Okyanus yatağında yüz yılların dalgın uykusundan sarsıp uyandırmış, tepesini bulutlara kaldırmıştı. Ada, hoş bulduk Selim kaptana yap yalın uçurumlarını göstererek, denizlerin sesiyle, sade sen mi sıkıntı çektin, bak şu kırılan kemiklerime diye bağırırdı. İşte, Selim dedenin deniz yoldaşı Martısı o adada otururdu. Selim Martı'yı adaya yanaştığından beri na 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 diye çağırıp durmuştu. Ama Martı ne gelmiş ne de cevap vermişti. Hoş bulduk dedi. Buna üzülüyordu. Adaya demir attıktan yarım saat kadar sonra ta uzaklardan bir sürü deniz kuşunun bağırışa, çağırışa, denizde yüzen bir kara küme üzerinde dönmekte olduklarını güç bela seçebildi. O kara şeyi akıntı adaya doğru getiriyordu. Bazen Güney Anadolu'nun coşan dereleri, Antalya ve onun dolaylarında kerestecilerin akarlar boyunca istif ettikleri çam ve katran latalarını denize sürerlerdi. Denize kayan lataları çoğu kez keşişleme rüzgarı açığa götürürdü. Rüzgar sonra Lodos'a yahut batıya diri edince keresteyi Gökova görpesine sokuyordu. Bodrum, Datça, Marmaris denizcilere bu latalara rast gelince epeyce ekmek parası evde Selim kaptan bu çok bulmuştu. Kuşları görünce asıl kendi martısını aramak. Belki de eski bir alışkanlığa göre bir lata bulmak umuduyla voltasını sarıp demiri kaldırınca küreklere dayandı. Kararan kümeye doğru gitti. Onun yanına varınca bir de ne görsün. Kerimoğlu'nun kurşunlarla delik deşik olmuş cesedi daha kokmamıştı. Ama bazı kara gözlerini yemişlerdi. Selim dede onu güç bela kayıya atabildi ve kayığı koca kayı adasına doğru çekti. Küreklere dayanırken Kerimoğlu'nun yüzüne uzun uzun bakıp ''Hoş bulduk bir koca oğlan. Sonunda seni de vurdular öyle mi?'' diyordu. Kerimoğlu oğlu kaçakçılığı sırasında kaçırdığı şeker, kahve, pirinç, kadınların klasik ihtiyaçlarından dantel, saç kıvırmak için maşa, köze, yanağı sürmek için sürme, düzgün gibi şeyleri Bazen Kocakaya adasındaki mağaralara gizleyip istip ederdi. Hoş bulduk Selim dedi pirinç, kahve ve ötebenin hangi mağaralarda olduklarını bildirir. Sıkılma bire de amca. Dilediğin gibi al pişir keyfine bak evdeki çocuklara da dostlara da mahalledeki fakir fıkaraya da götür. Haram mal diye yadırgamasınlar. Günahı varsa onların değil benimdir diyerek o çelik gibi keskin sesiyle çiçekler kadar hafif sözler söylerdi. Belki de yeryüzünün en kötüsü diye tanınan bir adam bile şuna buna yıldızlar kadar lekesiz ve candan iyilikler etmiş olabilir. Bir gün ıssız bir yerde öldürülüp bırakılan hayduda o haydudun iyilik etmiş olduğu yahut hiç etmemiş olduğu bir insan rast gelir. O insanın haydudu sevaptır diye gömmek üzere sırtlayıp götürmesi olağandır. Taşıyan ve taşınan akşamla ağıran patika üzerinde uzaklaşır, uzaklaşır da ta ötelerde ufacık bir kara nokta olur. İşte bu hal üzerinde. Hemen hemen düz yürünmesi imkansız olan hendekli, çukurlu, uçurumlu, yarlı yeryüzünün ölene hazin bir seni bağışlıyorum demesi ve onu koynuna alması gibidir. Hoş bulduk Selim dedi Kerimoğlunu sırtına bağladı. Romatizmalı bacakların ağrısına hiç bakmayarak onu adaya çıkarıp adanın tepesine gömmeye uğraştı. Fakat adanın en derin toprağa yarım karıştı. Onu gerisin geriye kayığına getirdi. Çenesini avcunu alarak düşünmeye koyuldu. Ne yapacaktı şimdi? Denizde ölen denizciyi yelkene sarıp denize gömerlerdi. Selim dedenin çulu camideki Dumbo Çuday'dı kayıkta biricik latin yelkeni vardı adam sende dedi yelkeni olmazsa kürek çekebilirdi ya asabi hareketlerle yelkeni baş altından çıkardı korsanı yelken üzerine uzattı dikti kayığın safra başlarından birini ölünü ayak ucuna koydu cesede küpeşteyi çıkarıp eliyle teraziledi Ruhuna bir fatih okudu. Haydi Kerimoğlu biz de çok gecikmeyiz artık dedikten sonra salı verdi. Ceset 15 kulaç dibe gidip oturdu. Hoş bulduk deniz aynasını kapınca dibe baktı. Kerimoğlu set oluşturan bir kayanın dibinde dimdik duruyordu. Sanki kıyamet günü İsrafil suyuru örtmüş. Deniz defter da kefeniyle mezardan kalkmış ayak uçları üzerinde durarak daha derinde yayılan kapkara denizaltı ovasına bakıyordu. Akıntıyla yavaş yavaş öne, arkaya sallanıyordu. Balıklar usulcacık ona yaklaşıyor, sağlanınca kaçıyorlardı. Birkaç yıl önce İstanköy'le bir kaptan sigortalamış olduğu kayığını sigorta parasını almak niyetiyle kayığını Büyük Orak Adası'nın doğu koyuna getirip batırmıştı. Selim Dede o ıssız yere uğradığı zaman Trandil'in iki direk uçlarının denizden yarımşar kulaç çıktığını görmüş. Merak ederek sandalını geminin üzerine getirmiş deniz aynasıyla bakmıştı. Gemi yana yatmamış ama karinesinin üzerinde düz oturmuştu. Yelkenleri hep takılıydı. Güvertesi baş taraftaki bir zincir parçası dışında bomboştu. Geminin duruşunda bir hazin yoksulluk hali vardı. Selim dede bir gariplik duymuştu. Kayık sanki diri diri zorla boğulmuş gibiydi. Rüzgar hazin hazin fısıldıyordu. Kaptanın yüreği cız etmiş, gözleri ıslanmış. Tu herife, hiç sigorta parasını almak için kayık mı batırılır diye bağırmıştı. Selim dede aynada Kerim oğlunu gördüğü zaman yüreği o seferinkinden bin kez fazla burkuldu. O gün Bodrum'a dönünce ağzını bıçaklar açmadı. Ne gördüğünden ne de ettiğinden söz etti. Üç dört gün çoluğunun üzerine kıvrılıp hasta yattı. Deniz defterleri engindi bir mezarına inerken ve ona mezar taşı olan Kocakaya adası denizin sesiyle bak şu kırılan kemiklerime diye gürlerken ulalı Haşmet Bey kristal barda içkinin verdiği bulantıyı gidermek için iki setliç iç içiyordu. Çatalkaya köyünde ise Tican taşlaşmış bir yüz ve büs bütün çukurlaşmış iki kapkara gözle uzun uzun denize bakıyordu. Bu kara kız, Kerimoğlu'nun beşi birlik vermiş olduğu çocuk kara kız ya da Tican'dan çok farklıydı. Aradan beş gün geçip de hoş bulduk Selim dedenin koluna dizine derman gelince camideki dumboçosundan çıkıp sandala atladı. Kürekleri acı bir istekle yapıştı. Çok yoruldu ama Kocakaya adasına vardı. Adayı fır dolayı dolaştı. Başını yukarıya kaldırıp na 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 diye bağıra bağıra sesi kısıldı. Ne var ki martı gelmiyordu, gelmiyordu. Son bir gayretle bütün sesini toplayarak yine ünledi. Adanın ta tepesinden martının na na diye yanıtlayan sesini duyar gibi oldu. Ses o kadar ince o kadar uzaktı ki bu gerçekten martın ötüşü mü yoksa özlenen bir çağrışın rüyası. Rüyası mıydı bilemedi. Hoş bulduk yine bağırdı. Can kulağıyla dinledi. Yalnız dalgaların inleyişi vardı. Hoş bulduk. Kolu dizi titrer bir halde yarları tırmanmaya koyuldu. Martı 20 günden beri yumurtalarının üzerine sıcak sıcak yayılmıştı. Onları ateş gibi yanan sevgisiyle canlandırmaya çalışıyordu. Bağrındaki çocuğun oynadığını duyan insanoğlu anası, gövdesini çarpmakta olan çift yürekten cesaret alır. Oysa bağrına taşlar basarcasına yumurtaları basan Martı'nın yüreği, verecek yavru için iki kez loğus olmak acısına katlanarak hep yapı yalnız olarak çarpar. Dört yumurta içinde dört martı cevici. Kapalı gözler ardında rüyalar görüyorlardı. Daha yumurtaları delinmemişti bile. Ama yüreklerinin kulağı günlerden beri denizin sesini açılmıştı. Dalgalar adayı temelinden sarsarak gürledikçe yürekleri binlerce yüzyıldan beri peydahlanmış bir çınlayışla daha daha hızlı çarpıyordu. Artık neredeyse gözler güneşte, kanatlar gökte, kasırgaları aşacaklarını biliyorlardı. İşte bu bilgiyle yumurtaların içinde ötüyor, öttükçe de analarını sevinçle çıldırtıyorlardı. Tam o sırada Martı "Hoş bulduk Selim dedenin sesini duydu. Ona cevap verse, yavrularının seslerini duymaktan kendini yoksun kılacaktı. Çünkü ana sesini duyan yavrular bir tehlikenin yanaşmakta olduğunu sanarak hemen susacaklardı. Ama kuş kendisini tutamadı. Sesini "naa na" diye kapıp koyverdi. "Hoş bulduk Selim dedeyi, işittin mi? Yoksa bana mı öyle geldi diye düşündüren işte bu çağrıştı. Martının ötüşü çınlayınca oralarda dönüp duran bir yırtıcı kuş hemen ona doğru yollandı. İşte o zaman denizin apak doğrucusu yaralıymış gibi çırpınarak kendini yerden yere çarparak bir kanat ve tüy kargaşalığı halinde kayanın kovuğundan çıktı. Hava canavarıyla çarpışacak kancalı gagası, pençeleri yoktu. Debelene debelene yuvasından uzaklaşıyordu ki yırtıcı kuşa kolaylıkla parçalanabileceği kanısına versin. Civcivlerinin canını kendi canını vererek kurtaracaktı. Kartal kara bir pençe ve gaga girdabı halinde. Martın üzerine çullandı çırpınan kar beyaz tüyler kanlara et parçalarına belendi. Aradan çok geçmeden çalılar çatırdadı. Ayrılan dallar arasından hoş bulduk Selim dede göründü. Eline bir koca taş alıp davrandı ama işten geçmiş olunuyordu. Martı'nın gözleri sönerken Selim dedi, sen de benim gibi yoksul garip bir deniz kuşusun demiş gibi oldu. Doğdu doğalı yaratılış açık denizlerinde ve karalar üzerinde rüzgarı, yıldızı, güneşi, kuşlarla balıklarla yaşamış olan Selim dede. Onların huyunu, suyunu bu arada da tehlikeyi sezen ana martıların yumurtalarını kurtarmak için kendilerini Feda ederek yuvadan uzaklaştıklarını iyice biliyordu. Yerde sürünmüş olan martının izini kovalayarak bir kayanın derin kovuğunda kuşun yuvasını buldu. Evvelce komşusu olan Davulcu Kadir'in keklik yumurta palazlarını günlerce koynunda ısıttığını biliyordu. Hatta bir gün Kadir onu anlatmıştı. Onun bir dişi palazı varmış. Onu büyütmüş. Bahar dolanıp gelince palaz ortadan kaybolup gitmiş. Kadir bağrının sıcaklığıyla Yetiştirmiş olduğu kekliğin bu kaçışını onun nankörlüğüne vermiş. Aradan iki ay geçmiş günün birinde dişi keklik tren katarı gibi on tane palazını arkasına takarak hem de yayı olarak. Çıka koymasın mı? Demek ki aşk zamanı gelince keklik uçup gitmiş. Sevmiş sevişmiş yumurtlamış palazlar yetiştirmiş ve bak neler yaptım diyerek Kadir'e dönmüştü. O gece Selim dede uçurumun tepesinde kaldı yumurtaları üşütmemek için. Onları ak kıllı koynuna bastı. Ertesi sabah yumurtalarda turuncu bacak ve ayaklı beyaz pamuk yumakları çıktı. Dedenin avuçları içi sıcak sıcak çarpan tüylü yüreklerle doldu. Yüksek direğin baba fingosuna tırmanan denizciler nasıl açık ufuklara serbestçe göz gezdirirlerse Boylu boyunca irkilen uçurumun tepesinden yavrular da bakışlarına siftah olarak enginlerde yaylım veriyorlardı. Veriyorlardı ama gökler bomboştu, sessizdi. Haniydi uçurumun tepesinden yükseklerden çınlayacak ve yavrulara kanıda binmek cesaretini verecek olan ama Martı'nın çağrışı. Hoş bulduk Selim dedi. Beş altı gün uğraştı. Yavruları balıkla besledi. Koynunda barındırdı, ısıttı. Bu uğurda hemen hemen susuz kaldı ama onları bir türlü uçuramadı. Oysa yavruların kanatlarının uç tüyleri rüzgar ararçasına uzamıştı. Selim dedi her gün uçurumun tepesinden yavruları uçmaya kışkırtmak için kollarını kanat gibi kullanıyor. Hoplayıp zıplayıp çırpınıyordu. Orada onu bir seyreden yoktu ki. Eş, dost, gözünde gülünç Çoluk çocuğa da rezil olsun. İşte bundan dolayı kuşları kalkındırmak işine tuhaf tuhaf sesler çıkararak ve hareketler yaparak çekinmek sizin gönül veriyordu. Özleyişine de kanada olsaydı yavrular çoktan kanada alevleri halinde göklere hırarlarlardı. Dördüncü ya da beşinci gün akşamıydı. Selim de de kasabadan beri yırtınıp çabalamıştı. Ama yavrular bir türlü kanatlarına güvenememişlerdi. Gün batarken Selim de uçurumun kenarına dizili duran dört yavruya baktı. Onların gözleri batıya bakan şehir penceresi gibi grubun kızıl aksiyle yanıyordu. Renkler bentlerini yıkmış büyük sular gibi gürlüyorlardı. Doğa akış halindeydi dağlar, denizler sanki giden ışığa doğru bağlarını tartıyorlardı. Selim de o ışığın Asıl vatanı olduğunu mu duyuyordu ve oraya gidemediği için üzülüyor muydu ne? Hoş bulduk Selim dedede. Ötelerin bir çocuğuydu. Her neyse her an karanlıkla kapanmazdan önce son bir gayretle yavruluğu uçurmak için ayağa kalktı. Dünyada her şeyini kaybettikten sonra elinde kala kala şunca azar kalmıştı. Onlar da uçmadan mı öleceklerdi? İçini derin derin çekti ta can evinden kopup gelen bir özdeyişle na 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 diye bağırdı. Yavruları avucunda yüksekte tutarak ileriye fırladı. Uçurumun kenarını açtığını farkında olmadı. Yavruların dördü birden havalandılar. Sanki yavruları kapıp uçuran kanatları değil. Selim dedenin atılış hızıydı. Martılar uçacaklardı. Çünkü artık kanatlarına güvenmişlerdi. Hoş bulduk Selim dedenin gövdesi ise aşağıdaki kayalara çarpmıştı. Kemikleri paramparça olmuş, denize devrilmiş, uçmuş, gitmişti. Denizin akıntısı Hoş bulduk Selim dedenin cesedini açıklara doğru götürüyordu. Dalgalar geçerken ak sakalı köpüklere karışıyordu. Martı yavruları havada, Koca Kaya Adası, devrilmiş yarlar ve tepeden tırnağa kadar çatlamış uçurumlarıyla bak şu kırılan kemiklerime diye gülüyordu. Selim dedenin koca kayaya bağlı sandalı iki gün kayalara çarparak güm güm öttü. Sonra parçalanıp dağıldı. Martı yavrularını uçmaya başladıkları günden sonra hoş bulduk Selim dedeyi bir daha gören olmadı. Aradan bir ay geçince boğulmuş olduğu anlaşıldı. Kira parasını tamamen ödemiş olmadığını iddia eden Danacıların Hanife borcuna karşılık camideki dumbaçasını ve çolunu alıp evine götürdü. Hakkını helal etti. Dumbaçayı tavuklarına kümes olarak kullandı. Kocakaya adasına ender olarak giden balıkçılar oradaki birkaç martının na 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 diye öttüklerini duyunca rahmetli hoş bulduk. Aklını fazla kaçırdığı zaman böyle öterdi derlerdi. Arkası yarın.